Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz bir Skoda Octavia. Test konuğumuz olan Octavia 1.6 dizel motoru ve Ambiente paketiyle birlikte geldi. Bu model 2011 model, yani makyajlı kasa bir Octavia. Biliyorsunuz 2004 yılında ilk defa çıkmıştı bu otomobil. 2010 yılında bir makyaj görmüştü. Tabi bunun daha öncesinde birkaç farklı makyaj daha vardı ama değişiklik daha vardı ama temel makyajı 2010 yılında görmüştü. Bu da makyajlı Octavia. Bu aracın üzerinde gelen motor 1.6 TDI 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motor. 105 beygir güç ve 250 Nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda 5 ileri manuel şanzımanla birlikte sunulan bu motor, yaklaşık olarak 1360 kilo ağırlığında bu makineyi 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte 11.8 saniyede 0'dan 100 km'ye taşıyabiliyor. Aynı zamanda bu otomobilde Skoda 560 litre bagaj hacmi, 600 kilo civarında bir taşıma kapasitesi sunuyor ki 600 kilo bu segmentin en iyilerinden. Zaten bagaj hacmi de bu segmentin en iyilerinden arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu otomobili bize sağladığı için Sivas, Özmer ve Oto'ya teşekkür ediyorum ve bu otomobilin 318 binde bir otomobil olduğunu da belirtmek istiyorum. Hemen otomobilin detaylarına bakalım bu orta donanım paketiyle beraber. Arkadaşlar ön tarafta mercekli farlarımız var. Bunlar bayağı büyük farlar. Bunların sararma problemi var ki bundaki de sararmış zaten. Altta sis lambalarımız bu donanım paketinde yok. Ortada standart bir yine Skoda ızgaramız var. Ortasında da bir Skoda logosu var. Şöyle yan tarafa geçtiğinizde kaput kısmının birazcık böyle şişik tasarlandığını görüyorsunuz. Dönemin Skoda imzasıydı bu ve içeriden dışarıda gördüğünüzden daha iyi hissettiriyor kesinlikle bu kaput. Yan tarafta 16 inç jantlarımız var, 205-55-16, ama bu donanım paketinde bildiğim kadarıyla 15'ler geliyordu fabrika çıkışlı. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman arka tarafta biraz ters ışık oldu ama yapacak bir şey yok. Kış günündeyiz ve zamanım çok fazla yok arkadaşlar bu otomobille. O yüzden bu videoyu bu şekilde yapacağız. Aslında yine güzel çıktığını düşünüyorum. Arka tarafta oldukça sade bir yapısı var. Liftback bir yapısı var zaten. Octavia TDI yazıları burada ve Skoda logosu da burada yer alıyor. Şu alt tarafta şöyle bagajla camı birlikte açabileceğiniz bir tuş yer alıyor gördüğünüz gibi. Ve bagaj kapağının altında şöyle bir Skoda tutamağı var. Bu standart bütün donanımlarında, bütün segment otomobillerinde böyle bir tutamak geliyor. Burada bir tane panzotumuz var. Oldukça sağlam hissettiriyor ve iki parçalı. Üzerinde de şöyle bir askı aparatının olması güzel bir detay. Şöyle gelelim. Hem sağ tarafta hem de gördüğünüz gibi sol tarafta birer aydınlatma yer alıyor ve şurada askılıklarınız var. Aynı zamanda sağ tarafta şöyle bir göz, sol tarafta da şöyle bir çamurluk boşluğu yer alıyor. Yine burada da demir kancalarınız mevcut. Bagajın eşiği biraz yüksek ama kullanım alanı mükemmel ve bu liftback tasarımından dolayı bunu çok rahat kullanabiliyorsunuz. Şunu kaldırdığımda da altta tam boy bir stepne görüyoruz arkadaşlar. 205, 55, 16. Demek ki bu yıllarda bu donanım paketinde 16 inç geliyormuş. Buradan da bunu öğrenmiş olduk. Şöyle aşağı doğru çekeyim bunu. Bagaj kapağının amortisörleri biraz yıpranmış. O yüzden biraz hızlı kapandı. Normalde biraz daha yavaş kapanıyor. Şöyle gelelim arkasına doğru. Gayet güzel kapı hissiyatlarımız var. Şurada arka kapı yüzlerimiz sert plastik ama şu kapı kolları abi ne kadar şık tasarlanmış. Ne kadar güzel. Bunun üst kasasında da bu var. Dört camımız tam otomatik açılıp kapanabiliyor. Şuralar kumaş kaplı ve yani 3-4 kat burası. Böyle kumaş kaplayalım deyip kaplayıp geçmemişler. Şurada da küçük kapıcı gözleri var. Çocuk kilidimiz de burada yer alıyor. İçerisine baktığımızda şöyle koltuk kılıflarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların altında siyah koltuklarımız yer alıyor. Bunun renkli koltuk olanları da var. İçeride koltukların alanı gayet güzel, gayet geniş. Biniyorum içine doğru. Burada tutamaklarımız şöyle askı aparatı. Yine bir askı aparatı. Ayarlı emniyet kemeri mandalı. Şurada bir tane aydınlatma. O kaputtaki çıkıntının aynısı burada da var. Onu düşünerek mi yaptılar bilmiyorum ama. Arka tarafta baş mesafesi şöyle abi. Yaklaşık 5-6 parmak hatta neredeyse sığar buna. Benim boyum 1.78 ve diz mesafesi şu şekilde. Ben koltuğumu biraz geri çekerek oturdum. Çünkü kamerayı bağlayacağım birazdan, daha geniş açıda görebilin diye. Bir tık öne ya da iki tık öne çekebilirim. En fazla 2 ya da 3 parmak boşluk olur ama baş mesafesi diz mesafesine göre de daha iyi. Ki 2004 yılında üretilen Focus 1 gibi ya da Focus 2 gibi ya da Jetta gibi otomobillere baktığınız zaman gerçekten bu arabanın iç hacmi ve diz baş mesafesi ön planda. Arka tarafta Octavia'ya bu donanım paketinde vereceğim tek eksi ortadaki yolcunun kafalığının olmaması ve burada kocaman bir şaft tüneli olması. Bununla birlikte şurada bir tane şöyle küllüğünüz var ama arka ve ön kol dayanağınız da yok.
Japon rakiplerinde ne kadar boş olursa olsun arka ve ön kol dayana her zaman geliyor. Ben bunu Skoda'dan da beklerdim. Önüne geçiyorum. Hissiyatlar oldukça güzel. Şu tasarım dili döneminin bütün Skoda'larında vardı. Aslında şu tarz J-Sun'larını biz çok sevmiyoruz. Şuradan bölük olması lazım. Buranın mümkünse de siyah olması lazım. İçine bakalım. Burada kapı yüzeyleri hafif yumuşak. Şuralar yine oldukça güzel bir kumaşla kaplanmış. Kumaş gerçekten kaliteli bir kumaş. Ve altta aydınlatmalarımız var. Ve hoparlörlerimiz de burada. Şurada büyük kapı içi gözlerimiz var. Aslında çok geniş değiller ama boyutları gayet yeterli. Ve bir suluk bölgesi yapmışlar. O da güzel kullanışlı olmuş. Şuradaki silikonu bile görüyorsunuz. Oldukça güzel gözüküyor. Yine yan ayna ayarları buradan yapılabiliyor. İçine geçtiğim zaman ön iki koltukta derinlik ve yükseklik ayarı var. Bunda tabi elektronik herhangi bir şey olmadığı için şurada boşluklar yer alıyor. Bu otomobilde şu kapı üst kısımları arkadaşlar ve şuralar oldukça yumuşak. Bura bak ne kadar güzel. Şuralar yumuşak. Burada otomatik far, otomatik silecek gibi ayarlarınız mevcut değil. Direksiyon biraz kaba gözüküyor. Ama direksiyonun ele oturması gerçekten güzel dostlar. Şu Skoda logosu falan birazcık şey gelebilir gözünüze ama gerçekten güzel. 318 bin kilometrede bu aracımız ve kadranları oldukça iyi. Ortadaki siyah beyaz ekran da birçok VAG grubu ile aynı. Şöyle geldiğim zaman burada bir tane gözümüz var. Bu zaman zaman tıngırtı yapabiliyor ama bozulmaması güzel. Bir de bak. Çok yağ gibi çalışıyor hala. Şunlar oldukça zayıf. Bir kısmı kırılmış zaten. O tarafta da kırılmış. Ayarlı havalandırma menfezleri. Bu da güzel bir detay. Şurada bir ses sistemi ayarlarımız var. Altta bir manuel klimamız var. Manuel olduğu için ekran vesaire bir şey yok. Burada bir çekiş kontrol off tuşu. Şurada da bir tane şöyle bir küllüğümüz var. Ama abi küllük bildiğin eşya gözü. Hiç küllük gibi değil. Şurada da şöyle bir alanı var. Şöyle bastığın zaman çekip çıkartabiliyorsun. Şöyle de tekrar bunu buraya takabiliyorsun. Oldukça kolay. Beş ileri şanzımanımızın kolu burada. Cam açma kapama tuşu. Şurada bir bardaklığımız ve şurada da eşya gözlerimiz yer alıyor. Sağ tarafta şöyle bir torpido gözü var. Bu torpido gözünün içi kaplı değil ve kendisi büyük değil. Aynı zamanda soğutmalı değil. Yukarı çıktığım zaman yukarıda burada ışıksız makyaj aynaları görüyorum ve otomatik kararma özelliği olmayan iç dikiz aynaları. Octavia'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Gerçekten benim de anlatmayı çok istediğim bir araba. Çünkü piyasada çok videosu olmayan bir araba. ...318 bin kilometre... yurdumuz için gerçekten ciddi bir kilometre ama Octavia için öyle değil. Görüş açılarından başlayıp teferruat kısmını anlatayım, sonra duygularımızdan bahsederiz diye düşünüyorum. Aracın görüş açıları gayet güzel. Zaten bir transporter aynası gibi ayna yapısı var. Orta aynadan arkanın tamamını görüyorsunuz. Arka cam çok geniş ve çok yatak olmadığı için acayip güzel bir görüşü var orta tarafta. Bunu da gerçekten beğendim. Arabanın tavanı ve yan tarafta işte bu dizlerinizin rahatlığı, oturumu vesaire çok iyi. Bu koltukların yanal destekleri yeteri kadar, fazla değil, eksik de değil. Mesela VAG grubunda Volkswagen logolu otomobillerin çoğunda biraz dolu aldığınızda bu destekler biraz abartılarak geliyor. Ben o koltukları sevmiyorum. Kesinlikle bu koltuklar daha rahatlar. Aracın şanzımanı, vitesin ayarı, debriyajın konumu çok güzel. Ortadan kavruyor. Hatta ortanın biraz altından kavruyor ve sizi hiç yormuyor. Çok rahat bir şekilde kalkabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay. Bakın burada mesela göstereyim ve bakın vitesin yolları çok iyi abi. Geriye de şöyle üstüne basarak geçiyor. Hani 5. viteste falan giderken bile şöyle üstüne bastığın zaman farklı hissettiriyor. Şöyle bire takayım mesela. Ayağım bak bu ayağımı çektim. Bakın. Dizel arabaların çoğunda böyledir ama bunda da böyle, onu anlatmaya çalışıyorum. Çok kolay kaldırabiliyorsunuz. Çok kolay kullanabiliyorsunuz. Biraz acemi bile olsanız bu araba sizin o acemiliğinizi tölere edebilir. Frenimiz arkadaşlar, fren ayarları oldukça güzel. Ne kadar basarsam o kadar tutuyor. Sportif bir yapısı yok. Çok frenlerseniz şişiyor ve olması gerektiği gibi tutuyor. Gaz tepkilerimiz gayet iyi ki bu otomobilde şöyle 1600 devirin üzerine çıktığınız anda ivmelenmeyi hissediyorsunuz. 2000 devirin üzerinde biraz daha iyi ivmelenme hissediyorsunuz. Bu kilometresine rağmen turbo sağlığının daha iyi, turbo sağlığının iyi olduğunu gösteriyor bu da bize. Belki de değişmiştir, bilemiyorum ama sağlıklı bir turbo gibi çalışıyor bu turbo. Kapıları falan birazcık böyle yüksekte tasarlanmış. Tam neredeyse omzuma geliyor. Bununla beraber çok böyle dar hissetmiyorsun. İçerisi komple açık renkli. İşte şu döşeme renkleri, şu döşemenin şekli, işte şu konsolun şekli falan hiç böyle hissettirmiyor. Şöyle bakıp da yana sağa sola biraz detaylı bakınca aa diyorsun ya.
bu kapılar, bu camlar biraz dar mıymış diyorsun ama öyle hissetmiyorsun içerisinde. O daha gerçekten güzel bir algı. Çok ferah hissettiriyor olduğundan, daha ferah hissettiriyor. Direksiyonu bu gudubet gibi yapısına rağmen oldukça güzel. Çok sert değil. Çok yumuşak da değil tabii ama D segmentine yakın baktığınız zaman konfor yapısı olarak. Çok net bir direksiyon yapısı yok bu arabanın. Aslında direksiyon yapısı net ama süspansiyonlar biraz fazla yumuşak olduğu için tepkileri öyle hissetmiyorsunuz. Biraz da yüksek kilometrelerde o direksiyonun alt kilometrelerdeki netliği kayboluyor. Daha konfor odaklı bir direksiyon haline geliyor. Bu da gerçekten hani bir C segment otomobil değil de D segment otomobil kullanıyormuşsun hissiyatını sana getiriyor. Aracın süspansiyonları oldukça yumuşaklar arkadaşlar. Tabii çok bozuk yollara girdiğinizde, şöyle değil de biraz daha şöyle tümseklerden geçtiğinizde dalmalar, vurmalar olabiliyor ama çok sesli çalışmıyor. Oldukça yumuşaklar. Hele uzun yolda acayip güzel süspansiyonları var. Ben süspansiyon kalitesini ve süspansiyon konforunu kesinlikle dedim ki abi bu C olamaz yani. Bu bir B, D segmenti otomobil gibi yolda gidiyor ve öyle davranıyor. Yani olgun davranan ergenlik çağındaki çocuk gibi araba, gerçekten olduğundan daha olgun davranıyor. Tabii dış tasarımı falan da çok şey değil zaten. Genç işi değil ama kendi segmentinin olgunlarından bir tanesi olduğunu hissettiriyor sana. Aracın yol sesine gelelim. Yol sesi var abi her halükarda. Yol sesini şey yapamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. Üzerindeki lastikler güzel ama biraz eski lastikleri var. Onun da tabii ki etkisi var burada. Ama yine de yol sesini, o yuvarlanma sesini yalıtılmadan içeri verdiğini hissediyorsun. C segmentinde bir Civic'ten, bir Corolla'dan biraz daha iyi ama hemen üzerinde, çok üzerinde değil bu yol yalıtım seviyesi. Mesela bu segmentte baktığınız zaman bir Golf her zaman bu arabadan daha iyi yalıtılmış oluyor. Rüzgar sesi yaklaşık 105-110'dan itibaren gelmeye başlıyor. O anlamda da çok yalıtımlı olduğunu söyleyemem ben bu arabanın. Motor sesi de her halükarda içeriye geliyor arkadaşlar. Bak grubunun bu 105'lik ilk nesil motorları şimdikilere göre epey sesli. Ama ona rağmen sabit hızlarda giderken bir ses duymuyorsunuz. Motor sesi seviyesi bir Focus 2 gibi. Çok böyle aşırı bir şey yok. İçeri çok gelmiyor. Gazladığınızda tatlı bir ses geliyor ama her halükarda bir ses geliyor. Arabanın şu ön konsolunun tasarımını çok beğendim. Konsolun bitiş noktası yukarı doğru meyilli ve hemen oradan itibaren sıfırlı bir şekilde o dışarıda gösterdiğim kaputun çıkıntısını görüyorsunuz. Bir C segment otomobil değil de sanki bir F segment otomobil kullanıyormuşsun hissiyatı yaratıyor. Ya da bir SUV kullanıyormuşsun hissiyatı yaratıyor sana. Hani Mercedes'in E kasasında değil ama BMW'nin 7 kasasına bindiyseniz her neslinde kaputla böyle bir ilişkiniz oluyor. Ben bunu gördüm, çok hoşuma gitti. Mercedes'te de logoyla böyle bir ilişkiniz oluyor ama gerçekten şu ciddi manada hoşuma gitti. Koltuğun ayar skalası güzel ama yeterince aşağı inmiyor. Sizi biraz daha yukarıda kullanmaya itiyor ki böyle kullandığınızda bu otomobilden daha çok zevk aldığınızı söylemem gerekiyor. Kesinlikle bu şekilde kullanınca araba daha zevkli bir hale geliyor. Kontroller daha kolay oluyor ve hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Tasarım olarak çok güzel olmayıp görüş ve kullanış anlamında bu kadar güzel otomobil üretebilme kabiliyeti gerçekten Skoda'nın işi. Skoda bu işi çok güzel yapıyor. Aracın bu arada platformu Golf 5'lerle aynı arkadaşlar. PQ35 diye bir platform. Yeni bir platform değil ama şimdi birazdan yol tutuş özelliklerinden bahsedeceğim size. Bir gazlayalım hemen. 4000 devirde vites değiştirdim. 70 olduk. 3. vitesteyim. 100 olduk abi. Performansı çok iyi bu kilometreye göre. Mesela 110'da 5000 devirde 2100'de gidiyor. Yaklaşık herhalde 130-140'larda 2500'lerde gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarafta tekrar bakarız ona. Arabanın yol tutuşuna gelecek olursak, yol tutuş anlamında bir Passat emsali gibi, yani onun gibi davranıyor. Mesela Passat'tan inip de bu arabaya binerseniz yol tutuş ve direksiyon hissiyatı anlamında bir şeyi yabancılamazsınız. Dersiniz ki tamam ya normal işte VAK grubu araba dersiniz. Gerçekten öyle. Bu arada bir de şöyle bir baba hızlanması yapalım bu arabada. Babalar bakacak çünkü bu videoya ama ben de birazcık heves ettim şimdi bu arabaya. Çok hoşuma gitti. 3000 devirdir ya dizelin işi. 3000 devirde vites değiştirelim ve yürüyelim bakalım. 80 olduk. Gaza %50 basıyorum. 120 olduk. 5. vitese taktım. 130'lara geldik.
140'lara geldik. İşte 140 civarında 2500 devirde gidiyor. Evet, 150'lere geldik mesela. Peki ya tamam, gidişi falan da dizel makineye göre iyi ama arabanın yol tutuşu nasıl diyecek olursanız, makinenin abi yol tutuşu şöyle ki, normal süratlerde işte 130, 140, 150 virajlara girip çıkabiliyorsunuz. Hiçbir eksiklik hissetmiyorsunuz. Oldukça güzel oturuyor, gidiyor, arkası iyi tutuyor, önü iyi tutuyor. Hiç problem yaşamıyorsunuz. Ama biraz böyle şeritten şeride atlayayım yaptığınız zaman direksiyonun sizin gerinizden geldiğini hissediyorsunuz. Yani direksiyon o netliğini biraz geriden veriyor size. Yüksek süratlerde kayboluyor dedim ya. O netliği size biraz geriden veriyor. Yani siz direksiyona açıyı veriyorsunuz. Yaklaşık belki yarım saniye sonra o ön tekerlerde hissediliyor. O biraz böyle şey yapıyor, garipsetiyor sürüşte ve zayıflık hissiyatı oluşturuyor. Halbuki zayıf bir araba değil sürüş anlamında ve yol tutuş anlamında. Aynı zamanda bu yumuşak süspansiyonlarıyla beraber, bu lastikleriyle de beraber bu otomobilde biraz tepkilerin, aynı zamanda bu yumuşak süspansiyonlar ve lastikler tepkilerinizin biraz gecikmesine başka bir etken. Bunlarla beraber biraz böyle atraksiyonu kullandığınızda ön tarafın fazla böyle inip kalkması nedeniyle arabada kopacakmış hissiyatı oluyor ve biraz fazla yaylanıyor. Bu yaylanma sakin kullanımda çok hoşunuza gitse de sportif kullanmak istediğinizde diyorsunuz ki ya tamam, bu araba sportif kullanıma gelecek bir araba değil. Mesela şu an boş bir yoldayız abi. Şu direksiyon bükme testimizi yapalım. Bakın. Arkası çok güzel tutuyor şu an. 50'de yaptım bunu. Şu an 70'e geldim. Bak. Gördün mü? Şu an arkasını bıraktı 70 km hızda bunu yaptığım zaman. Arka tarafı bırakarak geldi. Bu otomobilde arka taraf çok böyle zorlayarak kullandığınız zaman biraz erken açılabiliyor ki ön taraf da erken açılıyor. Hem torklu bir makine olduğu için hem önden çeker olduğu için gaza oturduğunuzda önden açılmaları zaten hissediyorsunuz ama biraz zorladığınızda arka taraf biraz gerinizden geliyor ve bununla beraber yumuşak süspansiyonlar yol tutuş anlamında size olumlu etkide yardımcı olmuyor. Dediğim gibi bu arabayı biraz oturtup sürerseniz bir D segment otomobil havasında sakin bir şekilde sürer ve benim arabam çok güzel yol tutuyor dersiniz. Yani sınırları dahilinde ve kendi segmentinde konfor ve yol tutuş eğrisinin en iyi olduğu araba diyebilirim ben bu araba için. Gerçekten kullanım olarak, tasarım olarak, yani içeriden tasarım olarak binene kadar dışarıdan diyorsun ki o nasıl direksiyon abi falan diyorsun ama içine bindiğin zaman gerçekten hoşuna gidiyor. Ayrıca bu otomobil Volkswagen grubunun 1.2 TSI motorundan başlayıp, hatta 1.6 atmosferi kitler motorundan başlayıp 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 1.6 TDI, işte CR TDI, yani Common Rail TDI, tüm motor seçenekleriyle sunulan bir araba. Ve dünyanın birçok ülkesinde üretilip dünyanın birçok ülkesinde satılan bir araba. Şu an fiyatlarına, piyasasına baktığımız zaman hemen mesela bakalım Emre bu arabaya ne kadar yazmış, ona bakalım öncelikle ve piyasasından birazcık bahsedelim, bunun yorumunu yapalım. Mesela Emre buna 105 bin lira fiyat biçmiş bu otomobile. 1.6 TDI Ambiente paketlerin en pahalısına gelelim. Fiyata göre en yüksek diyelim. 170 bin lira yazmış abimiz. 2011 model 178 binde. Gerçekten çok yüksek. 83 binde var mesela, 158 bin liraya satıyor. 83 bin lirada olana 158 bin lira vermek varken 170 binde olana neden... 178 bin dolara neden 170 bin lira vereyim onu da anlamadım. 55 bin var 156 bin lira. 135 bin de var 155 bin lira. Mesela bu muhtemelen servis bakımlı falandır. Hani baktığınızda ortalama dizel kilometresine göre, kendi yaşına göre düşük kilometrede diyeceğiniz arabaları 150-140 bandına bulabiliyorsunuz. Yine aynı otomobilin Skoda Octavia'nın 1.6 TDI Ambiente olanına değil de mesela yıl olarak seçelim şuradan. En çok 2012 modeli olsun. Ve fiyata göre en yükseğini seçelim. Evet, 177 bin lira. 1.6 dizel ve Elegance 92 bin kilometrede ve aynı zamanda DSG'li yarı otomatik şanzıman ile gelen bir araba 177 bin lira. Gerçekten fiyatları da güzel arkadaşlar. Tabi yüksek yazan abilerimiz her zamanki gibi var ama şöyle bir diğer donanım seçeneklerine falan da bakın bakarken. Hepsine bakın, o arabaların hepsine, benzinlisine, dizeline vesaire. Elegance'ı bunun çok çok dolu. Elegance'ın o parayı yazmışken ben hani bu pakete götürüp de 170 bin lira vermem. Octavia 318 bin kilometresine rağmen gidişat olarak, altyapı olarak, motor olarak çok güzel hissettiren bir araba oldu. Yüksek kilometreli,
dizel bir Octavia'nın da alınıp binilebileceğini bana gerçekten gösterdi. Bindiğim süre boyunca hiçbir şekilde aksi bir ses, aksi bir olay yaşamadım. Gerçekten bu kilometresine rağmen kendini sevdirmeyi başaran bir araba oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.